Evet arkadaşlar, tek başına müstakil bu evin fiyatı 2 milyon 250 bin Türk lirası. 2 milyon 250 bin Türk lirası full eşyalı olarak satılıktır. Şimdi havuzu da gösterelim, çevreyi gösterelim. Sonra evimizi tekrar göstermeye devam edelim. Evet arkadaşlar, işte sitemizin böyle bir havuzu var, villamız. Bu villaların diğer tarafı köşe. Yani sitenin en güzel evidir. Sitenin en güzel evi. Havuzumuz burası. Geleceğim burayı gösterelim. Havuzu gösterelim. Havuzun ilerisinde yeşil alanlar var. Bakın orada da yeşil alanlar var. Burada bir kamelya alanı var. Evet, bu da kamelya alanı. Arkada da bir basket sahası var. Gel havuzun etrafını dolaşalım. Havuzun etrafını dolaşalım. Araç evin önüne kadar gidiyor. Evin önüne kadar gidiyor arkadaşlar. Havuz da büyük bir havuz. Olimpik bir havuzdur sevgili arkadaşlar. İşte orada bir bistro yemek yeri var. Bar var, bir şey var. Etrafı da size özetleyelim. Evler böyle işte. Bakın bu başkasının evi, bizim de öyle. Hep bütün evler böyledir işte. Değerli arkadaşlar, bizim de 5 odalı gösterdiğimiz gibi. Etrafı gösterelim, gösterelim. Evet. Denize, altın kuma uzak da Akbuk Denizi'ne sanırsam 5 kilometre mi 4 kilometre o civarda. 4-5 kilometre yakınlıktadır. Bu büyük havuz. Ses gitmedi değil mi? Bu büyük havuz arkadaşlar. Bir de çocuklar için orada bir böyle çember gibi bir şey yapmışlar. Evet Can, sen detaylı gösteriyorsun. Eğer ben sana uyarsam çok güzel olur da maalesef gücüm bana yetmiyor. Hızlı davranıyorum. Burası da çoluk çocuk yüzsün diye. Evet. 2 milyon 250 bin Türk lirası. Burada neler var? İşte burada düş yerleri var. Bilardo masası var. İleride bir daha VC'ler falan var. Gel burada basket sahasını da gösterelim. Sonra eve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bu da aha basket sahası. Basket, basket, basket. Bu da basket. Pisi 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 gel pişik. Evet, basketimiz burada, basket sahası. Doğayla iç içe aracınız varsa hiçbir sıkıntı yok. Aracınız yoksa ne olacak? Aracınız yoksa zor olur. İşte evlerin arası da böyle. Bizimki tabii diğer köşede. Bizimki ta o diğer köşede. Siten en havadar, en köşe, en geniş bahçeli evidir. O zaman hadi evimize bakalım. Evet arkadaşlar, az da bu havuzu da unutuyorduk. Burada da ufak bir havuz var. Biraz yakından göster. Biraz yakından göster. İki tane havuz var. Buradaki ufak, diğeri büyük. Basket sahası vardı, kafe, restoran, bir şeyler vardı. O büyük havuzun orada ve burası da ufak havuz. Hadi tekrar evimize bakalım. Evet arkadaşlar, basket sahası, havuz ilerideydi. O yüzden ben dedim sitenin en güzel evi. Köşe, havadar, sitenin gerçekten en güzel evi. Böyle de yürüme yolları var. Aracımızı da oraya bırakıyoruz. Burada yürüme yolları. Bahçemiz geniş. Can da kamerayı çekiyor. Ve aracımızı buraya da bırakabiliriz. Bakın arkadaşlar bırakmış. Gel Can, gel gel gel. Bakın aracı oraya da bırakabiliriz. Araç evin önüne kadar gelebiliyor diyebiliriz değerli arkadaşlar. Ve sitenin 200-250 lira aidatları var. Sahibi İstanbul'da bir bey. Eyüp abi, sana da selam. Evin çok güzel. Ben istemiyordum seni satmanı. Ama hesap kitabın varsa değerli abim sat. O yüzden eğer ki siz de İstanbul'dan istiyorsanız abimizin numarasını veririm. İndirir kaldırırsınız. Ancak bu ev gerçekten sitenin en güzel evidir. En yakın denize ne kadar? 5 kilometre mi 4 kilometre? Burada aracınızın olması lazım. 2-250'ye de yani tek başına müstakil böyle güzel bir ev. Yani vallahi bulabilirsek diyeceğim, hemen alalım. Neyse, o yüzden bence değerlendirin. Eyüp abiyle konuşun. Ben hiçbir şey kelep bir aman falan demiyorum kişiliğimle. Böyle garip bir halim var benim. O yüzden değmek istemiyorum. Önünde de böyle büyük bir palmiye ağacı var. Yani zaten insana yarayan mal yararsa ne yaparsan gelir alır. Yaramayan mal pahalıdır. Size yarıyorsa filtreyin, etüt edin, ölçün biçin. Böyle bir yer varsa daha uygun onu alın. O zaman bunu almayın. Bence kanımca en uygun yer bu. Bakın bu da portakal ağacı. Değerli arkadaşlar, portakal ağacımız burada. Evet, arkayı da göstereceğiz. İşte bu mıcırları da dökmüşler. Eğer ev sizin olursa onun altı topraktır. Kaldırırsınız, çim ekersiniz. Bu da başka bir ağaç. Bu da herhalde mandalina. Ha, bu da çok güzel yapmış. Ve tekrar gelelim. Biz aslında bu tellerden atlayıp diğer taraftan evi cepheden çekelim dedik de böyle cambazlık yaptık dedik, düşeriz, bacağımız kolumuz kırılır. Bir de yaz günü kırık kolla gezmek istemedik. Ha, böyle de güvenli had safhada. Kameralar, şunlar, bunlar her tarafta. Bunu denedim, ayağımı buraya koydum, baktım.
Abi çıkamadım Eyüp abi. Sen de evi öyle bir korumaya almışsın ki. Ve burada da işte yürüme yolları var arkadaşlar. Ev güzel ev. Sanırsam yani 10 yaş gibi bir yaşı var ama yani statiği çok güzel. Sağlam yapılmış. Deprem bilmem ne. Enerji kimlik belgesi her şey var. İşte buralar tekrar kafanız karışmasın. Hep yeşilliktir. Buraya beyefendi abimiz hemşerim toprağım burada olmadığı için işte mıcır koymuş. Altta deli otlar çıkmasın diye. O yüzden günün birinde hani otla aranız çok iyiyse ki doğa, ot, şey toprak iyi. O yüzden bu mıcırları alırsınız. Değerli arkadaşlar yeşillik çıkar. Bu da zeytin ağacı. Bir tane burada var, biri orada var. Bir tane düt ağacı var, çam var. Bir tane zeytin daha var. Diğer tarafta bir tane keçi boynuzu var. İşte evin ana çelik kapı burada, ana girişi burada. Efendime söyleyeyim. Bir de evin bu tarafı da var. Evin bu cephesi de var. İki terası var. Bir burada, bir orada, yukarıda yani. Teraslar. Altta bir oda da var. Dolayısıyla nasıl yapalım? Evet. Burada bir daha bizim bahçemiz var. Bakın. Güzel. Ağaçlarla zaten yani evler birbirinden uzak. Bakın. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 metre evlerin arası var. 6 metre evlerin arası var. Zaten köşe başı bu. Bu taraf açık, diğer taraf açık, diğer taraf da açık sayılır. Sadece bir tarafı komşuyla 6 metre. Ama kamerada önünde değerli arkadaşlar ne yapalım Can? Gösterdik mi? Gel. Gel şimdi çelik kapımızdan evimize girelim. Bakın arkadaşlar doğayla iç içe. Efendime söyleyeyim uzatmayayım. Biri diyecek sen evi anlat, başka şeyler konuşma. Ve evin şöyle bir güzelliği var. Bakın sabah güneşi. Burada manzara doğayla iç içe. Yani sabah güneşi görünce kartpostallık resim bile gösterirsiniz. Ha burada bazen böyle mükemmel manzara var. Doğa manzarası. Sabah güneşi, güneş giren eve doktor, hekim girmez. Değerli arkadaşlar işte sabah buradan geçirebilirsiniz. Böyle demli bir çay. Evet. Burası yer terası ve geldik. Buradan da evimize gireceğiz. Eşyalar toplu. Eşyalar toplu. Ve merhaba ev dedik. Evet. Merhaba ev dedik. Değerli arkadaşlar hemen burada bir tane portmanto. Bunun adı neyse işte bir dolap koymuşlar. Aman. Mangalın malzemesi var burada. Ama burası salon. Klimaları var. Efendime söyleyeyim eşyalar toplamışlar. Biz de eşya elemek istemiyoruz. Arkada da mutfak var. Diğer tarafta da büyük bir teras var. Can çömel mömel. Salon büyüktür. Yüz ölçümü iyice anlaşılsın. Evet. Salonumuz bu. Bu eşyalarıyla 2-250'ye vereceğiz. Ondan sonra Eyüp abi pazarlık yapmayı sevmiyor. Ben biliyorum. O yüzden en iyisi hani ben sizi uzlaştırayım, ara bulucu olayım. Ama sanmıyorum. Değerli arkadaşlar, şimdi döndük. Burası da mutfağımız. Mutfak da burası. İşte granitler, mutfak kapakları böyle, perdeler, sineklikler hepsi var. Bir asma taş da yapmışlar buraya. Taç örerim başına maşına diyor. Burayı da gösterelim. Değerli arkadaşlar çoğu insan ve diğer evler bu duvarı aşmamışlar. Bura bir oda. Ancak bu abi burayı da bir dinlenme yeri yapmış. Terası da göstereceğiz. Önünde de sürgülü kapı var. Bence daha mantıklı yapmış. Yani oda gizlenmektense oh dur bakayım. Evet. Aha, burası da böyle Can. Buradan da salona çıkılıyor. Salondan buraya geliniyor, mutfağa gidiliyor. Bence bura gayet de güzel. Yani yaz kış oturabilirsiniz. Aracınızın olması lazım. Araç yoksa git gel zor. Gülü seven dikenine katlanır. Gül bülbüle bülbül güle. Evet ve gel sevgili Can babamın. Gel. Şimdi bu böyle buradan çıktık. Korkulukları hepsi var. Antik korkuluklar yapılmış. Bunlar da gayet güzel, şık. Baba oraya gidene kadar merdivene çıksana. Merdivene çık. O merdivenden çık. Git aşağı, git. Evet. Bakın gayet de yüksek. Gayet de yüksek. İşte neydi o portakal ağacı? Palmiyemiz önümüzde. Ta balkona kadar gelmiş. Evet, bu da ön taraftaki. Bunda akşam sunset gün batımını izlemek isterseniz böyle ya da güneşten kaçarsanız buraya, bura güneş görmüyorsa oraya işte öyle yol alabiliriz değerli arkadaşlar.
Alt katı özetlemeye çalıştık. Bakın bu tarafta burada bir dinlenme odası var. Mutfak, ileride salon. Salondan sonra diğer tarafta işte doğa vardı. Köşe başı dedik. İşte burada da bir ayak yolu var. Bunu ihtiyaç olur. Dilerseniz dışarıya yaparsınız. Dilerseniz buraya depo olarak kullanırsınız. Yer geniş. Dilerseniz dışarıya buradan bir T atar. Bu ayak yolunu oraya yaparsınız. Ya da bir duş alırsınız. Ya da biraz daha büyütüp kocaman bir banyo da yapabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Ha, buradan geldik. İşte salonu, mutfağı, dinlenme yerini gösterdik. Ve şimdi geniş merdivenimizden zemin üstü birinci kata çıkıyoruz. Merdiven gayet geniş, hoş. Aha, bu vazolar da güzel olmuş. Bakın, güzel vazolar da olmuş. Bunlar doğal gibi duruyor ya. Eyüp abi, bunu nereden, Haramidere'den mi aldın yani? Orada şeyde, Haramidere'de böyle şeyler çok satıyorlar. Evet, ve geldik. Geldik arkadaşlar, burada hol. 1, 2, 3. 3 tane odamız burada, bir banyo burada. Ve geldik kral odasına. Kral odası. Evin en büyük odası bu. Ohohoho. Ebeveyn banyoludur. Eşyalı 2 milyon 250 bin Türk iş lira, Türk parasına satılıktır. Can babamın, gel burayı da bir doğayı göster. Madem ben insanlardan baktım, ben kimseyi görmek istemiyorum diyorsunuz ya, alın size, bahane yok. Fiyatı artık Kuşadası'nda soğuyacağı bilmem nerelere baktığın zaman valla bundan uygun ev yok. Doğramalar da kaliteli, öyle plastik değil, alüminyum. Bakın bunlar pahalıdır. O zaman yapmışlar ama şimdi o doğramaları yapmak kalkarsanız çok pahalı. Onu da söyleyeyim. Ama burada gardırop var, çift kişilik yatak. Efendime söyleyeyim, burada da bir makyaj bir şey var. Ve arkadaşlar bunları isimlendirmek, vücut dili çok önemli. Yani ben işte bir şey var görüyorsunuz, adına modern bir şey söylesem ne ya da bir şey var desem ne, anlayan anlıyor, görsel. Ve burası da duşa kabinimiz. Etrafında da mermer yapmış. Klozet, Hilton, burada da ufak bir ayna var. Ve buradan çıktık. Zemin katta salon, bir dinlenme yeri, mutfak. Evet, mutfak. İşte iki teras vesaire vardı. Ve geldik ikinci oda. İkinci oda. İkinci odanın önünde bir balkon var. Evet, diğer odadan gösteririz. Bu da ikinci oda arkadaşlar. Evet, bu da ikinci odamız. Salonda klima vardı. Burada yok. Evet, burada yok. Perdeleri, sineklikleri var. İkinci oda. Yerler seramik. Gördüğünüz gibi deprem yönetmenliğine uygundur. Sanırsam 10 yaşındadır. Bu da üçüncü oda. Üçüncü oda. Üçüncü oda. Değerli arkadaşlar, valla bu balkonu nasıl açacağım ben? Ana. Eyüp abi, sen nasıl böyle şey yapmışsın, sağlam yapmışsın evini? Güvenlik var, kamera var, hiçbir şey olmaz ki burada. Ve burada da bu balkon iki odayı paylaşıyor. Evet, böyle şiirlere konu olan ağacın dalı da balkona girmiş. Ancak böyle bir şair olsa şiir yazsa değil mi? Düt ağacı girmiş, şakır olsaydı bir şey söylerdi. Evet, ve burayı da böyle özetledik. Burada bir anahtarı var. Bu kaçıncı oda oldu? Üçüncü oda değil mi? Üçüncü oda. O odanın içinde, büyük odanın içinde banyo vardı. Ve bu da genel banyo. Değerli arkadaşlar, yine Hilton dolap, zengin, termosifon, klozet. Klozet. Bu kapının arkasında bir de çamaşır makinesi var. Geç babam, geç. Ho ho. Aha, bu da çamaşır. Düş yeri burası. Ve sevgili Can, elinle aç. Termosifon, Hilton dolap gayet güzel. Hol geniş. İşte bunlar da bu tencere gibi durmuş. Gayet de güzel, zengin. Ve şimdi çıkıyoruz en üste. En üste çıkıyoruz. Yine binanın dış cephesinde estetiklik olsun diye bu alüminyumdur. PVC, plastik, plastik değil. Çift camlı. Binanın dışında bir mükemmeliyetlik vermiş. Bak gel Can, burayı göster. Bak bu evleri de göster. Bak arkadaşlar, buralar, bak ileri, ileride Yeşil Tepe var. Ondan sonra Seyran Tepe var. Bakın burada da adamlar kendi ev yapmışlar. Ve merdiveni çok rahat. 3 oda gösterdik. Geldik 4. odaya. Aşağıda o dinlenme odasında odadan sayarsak 5 oda olmuş olur. Saymasak işte 4 oda olmuş olur. Burada da klima var. Ve burada bir banyo daha var.
İki tane odası, ebeveyn banyolu, kafa mafa değmiyor. Evet, Hilton, klozet. Bu etti üçüncü banyo değil mi Can? Şimdi hangi terası önce gösterelim? Ana, gel bu terası gösterelim. Bu terası da gösterelim sevgili Can. Ho ho. Abi nasıl sağlam yapmış bu evi ya. Ve evet, güvenlik için yapmışlar arkadaşlar. Bunu bu açılmıyor. Dur. Eyüp abi. Ya Eyüp abi, bunları ne biçim yapmışsın sen? Ben açamıyorum. Neyse. Burada bir teras var. Burada da bir tane teras var. Evet, şimdi bu terası gösterelim Can. Kapıyı biraz acemiliğimiz tuttu. Kapıyı aç. Aa, deniz manzarası bile var. Deniz manzarası bile var. Arkadaşlar işte bu güneye bakan teras. Bu güneye bakan teras. Can geç oraya. Can geç oraya köşe. Güneye bakan teras. Güneşten kaçmak isterseniz buraya saklanabilirsiniz. Evet. Buraya saklanabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, teras bir. Can gel bu, böyle biz havuz tarafından buraya geldik ya, denizi menizi göster. Ha, bu yolu göster. Değerli arkadaşlar, palmiye ağaçları güzel, botanik bir bahçe edasında. Denizde ta o karanın bittiği yer deniz işte. Denizde alın size deniz. Oraya 4 kilometre ancak var. Biz 5-5 dedik ama denize de yakın. Efendime söyleyeyim. Bu terası gösterdik sevgili Can. Gel babeme gel. Şimdi arkadaşlar, deniz, sessizlik, genişlik, müstakillik, işte nasıl istiyorsanız hepsi bu evde var. Ve iki terası. Böyle bir evde yok. Valla ben Eyüp abi dedim, hani evini satma, o planı var, bir şey var. Dedim satarsan yerine koyamazsın. Ama emir komuta onda. Bu da Doğu Cepheli, şark tarafı. Arkadaşlar bu teras da büyük. İşte burada bir daha bu bir vernik diyebilirsiniz. Çanakları var, her şey var. Bu ikinci teras ve çıksam, dağlara çıksam, bir tane türkü vardı, muhtemelen Azeri menşeli bir türküdür. Ferhat Tunç söylüyordu. Dağlara çıkırım, sırtlan görürüm, aslan görürüm. İşte bu alanda böyle, böyle güzel bir alan değerli arkadaşlar. Buradan da deniz gözüküyor. Can buradan da göster. O kadar güzel kültürümüz var ki, böyle Azerice söyleyince çok hoş oluyor o türkü. Deniz bir de orada. Aha, iki taraftan da deniz gözüküyor. Değerli arkadaşlar, yapabildiğim kadar yaptım. Neticede ben de bir şekilde bu işi yapıyorum. Bir hatam olduysa kusura bakmayın. Saygılarımla iyi günler, hoşça kalın.